Denizli Ticaret Odası önündeki açılışına hoş geldiniz. 6 yıl önce önceki dönem başkanımız Sayın İsa Dal'ın ortaya attığı fikirle başlamıştık organizasyonumuza. Bugün çok güzel, çok büyük bir kalabalık görüyoruz ve inşallah birazdan ünlü isimlerin de alacak kortejimize geçeceğiz. Ben buradan Denizli İhracatçılar Birliği'ne, ilk başta Denizli Valiliğine, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne, Denizli İhracatçılar Birliği'ne, Denizli Ticaret Odası'na, Denizli Sayan Odası'na ve bu organizasyonu 6 ay önce ilk başladığımızda ilk bornozu giyen ve bizi teşvik eden, bizi bu konuda en fazla arkamızda olan Türkiye Moda Hazırlığı Federasyonu başkanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Çok kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, sektörümüzün değerli üyeleri ve Denizli halkı, hepinizi ben de Federasyon Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Evet, bu projenin biz aslında dünürlerinden biriyiz. Projenin başından beri bebekliğinden bugünkü çocukluğuna kadar federasyonda bulunan 28 dernekten bütün arkadaşlarımızın eşlik ettiği ve bugün de gururla büyüdüğünü, çocukluğunu gördüğümüz bir projedir. Bu bizim gururumuz. Ancak 28 derneğimizin her biri ciddi anlamda etkinlikler yapmaktadır. Şehirle bütünleşen, sektörle bütünleşen, şehrin kimliğini, sektörün kimliğini ve sektörün bölgedeki tarihi geçmişini ortaya koyan bir projedir. Bu anlamda çok önemli olduğunu ve diğer derneklere, Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Bu anlamda da DETKİS'e ve DENSA'da her iki derneğimize de gönülden teşekkür ediyor, kutluyorum. Bu aslında bir takım çalışmasıyla beraber bir sivil toplum örgütünün farkındalık yarattığı, fark attığı bir projedir. Bunun da ayrıca anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hepinize bugün için iyi eğlenceler diliyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. 6 yıl önce başlayan serüvende bu sene inşallah 7.sini hep beraber yapacağız. Belki de o gün hayal edilemeyen bir aşamaya geldik. Ama ben öneriyorum ki bir 6 yıl sonra artık Türk Havlu Bornoz Günü sadece Denizli'de değil, İstanbul'da değil, bütün dünyada binlerce insanın bornozlarıyla meydanlara çıktığı çok daha güzel, çok daha renkli görüntülere vesile olacaktır. Tabii ki tekstil, dokuma, havlu, bornoz dediğimizde herhalde birbirine en çok yakışan kelime Denizli'dir. Neden böyle söylüyorum? İşte binlerce yıllık Leodikya'daki kazılarda tekstil malzemelerine rastlıyoruz. Neden böyle söylüyorum? Dünyada ilk tekstil ihracatı yapıldığı şehir Denizli. Dolayısıyla böyle bir hareketin Denizli'den başlamış olmasından dolayı da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Gerek valiliğimiz, gerek büyükşehir belediyemiz, gerek odalarımız, sivil toplum örgütlerimiz bu markaya sahip çıkıyorlar. Ve bunu daha da ileriye götürmek için dünyada havlu, bornoz, tekstil denildiğinde Türkiye'nin aklına gelmesi, Türkiye'de de Denizli'nin aklına gelmesi, bunun güzel bir marka oluşması için biz her türlü desteği bugüne kadar verdik.